for seek work and leisure that engages your skills becerilerinizi engage eden neydi meşgul eden ama daha önce az önce başka bir anlam vermişti ha kullanmanızı sağlayan kullandıran işin içerisine katan iş ve eğlence arayın bulmaya çalışın happy people often are in a zone called flow absorb in tasks that challenge but don't overwhelm them Mutlu insanlar genellikle are in a zone bir zondadırlar. Bir alandadırlar. Bölgededirler. Cold flow. Flow adı verilen bir bölgede olurlar, bir alanda olurlar. Flow ifadesi yine basketbola örnek vereyim. Her attığınız giriyor. Uzak yakın fark etmiyor pozisyon. Atıyorsunuz giriyor. You are in a zone, you are in a flow. İkisi de yani hem zone hem flow olarak kullanılıyor. Hatta siz de hissedersiniz. Bazen böyle yapmaya çalıştığınız şeyler sınav mesela çok çok iyi geçer you are in a flow. Veya az önce bahsettiğimiz gibi mesela bir tercüme yapacaksınız. Ki bu hafta ben hatta flow halindeydim yani. Hocanın benden isteyip aşağı yukarı herhalde bir buçuk, iki aydan beri yapamadığım işin hepsini bir haftada bitirdim. Bu daha bu, bu sabah mesela öğlene kadar bir beş sayfa mı altı sayfa mı mesela tercüme bitti. Normal şartla, şart altında hani Türkçesini yazmaya kalksanız iki saat falan alır. Değil mi? Bir kağıt koysak şuraya buradan Word'e aktar desek o kadar sürer yani ama girdiğiniz zaman böyle tıkır tıkır işte o flowa zona girdiğiniz zaman evet mutlu insanlar genellikle flow adı verilen bir zonda bir bölgede olurlar. Şunu açıklıyor şimdi. Absorbed in tasks that challenge but don't overwhelm them. Absorbed normalde emme, bir süngerin suyu emmesi demek, cildin mesela kremi emmesi. Ama burada absorbed kendilerini kaybetmişler. Orada Efendim ne diyeceğiz buna? Absorbe olmuş. Şöyle i̇şte kullanılıyor gerçi ama. Evet. Task, görev, vazife, iş. işler içerisinde absorbe olmuş. Kendilerini kaybetmişler, unutmuşlar. Gö görevler ki, işler ki challenge them but don't overwhelm them. Bu insanlar yani hep insanlara, insanları challenge ediyor bu işler. Normalde çok güzel. Challenge meydan okumak demek ama burada zorlamak. Onları zorlayan fakat overwhelm etmeyen. Üstün gelmek, bastırmak, ezmek. Ne yapacağını bilemez hale getirmek. Overwhelm. Bunun hatırlıyorum ben görsellerden de göstermiştim. Dünya kadar masanın üstüne paper yığılmış mesela. Vatandaş ne yapacağını bilemez vaziyette. Overwhelmed. Demek ki bu insanları zorlayan ama böyle aşırı baskın gelip de ne yapacağını bilemez hale getirmeyen görevlere kendilerini iyice salmış, orada kaybolmuş vaziyette. İşte flow adı verilen bir alanda, bir bölgede, zonda oluyorlar. The most expensive form of leisure, sitting on a yacht, often provide less flow experience than gardening, socializing or craft work. En pahalı eğlence, boş vakit şekilleri mesela bir yatta oturma. Sıklıkla genellikle sağlar less flow experience. Less, daha az Flow, akma, akıntı. Ama biz burada flow diyeceğiz. Mecburen Türkçe'de böyle bir kavram yok çünkü. Flow deneyimi sağlar. Less than, neyden daha az? Gardening, bahçede çalışma. Socializing, sosyalleşme veyahut da craft çalışmaları, craft işi. El işi, zanaat. Hı hı. Arts and crafts diye bunu da gösterdim hatırlıyorum. Craft'ın ayrıca araç anlamı da vardı. Hovercraft, spacecraft gibi. Ama kraft dediğim zaman el işi. Bu oyadan tutun da oymacılığa kadar her türlü kraft. Demek ki en pahalı eğlence formları genellikle gardening, socializing gibi şeylerden daha az, daha az şurası flow deneyimi sağlıyor. Sen yine de bize yatı ver, değil mi? O da olsun. Ha, yatta oturup craft yaparız Yaşar Hocam. Aynı anda. Valla kanaviçe işlerim diyorsun değil mi? Nasıl? Aynen. Five. Join the movement. Movement. Ne demek bu? Join katılmak. Movement. Az önce geçmişti. Hareket veyahut da akım. Hareket hareketine katılın mı diyeceğiz? Hareket akımına katılın. Şimdi şurada açıklayacak. An avalanche of research reveals that aerobic exercise can relieve mild depression and anxiety as it promotes health and energy. Avalanche Çığ. Aynen. Bildiğiniz kar aşırı fazla yağdığında oluşan çığ. Peki en avalanche of research ne demek? Çığ gibi araştırma. Çok 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 miktarda araştırma reveals that ortaya koymaktadır ki aerobic exercise egzersiz egzersiz antrenman aerobic ne peki? 80'li yıllarda aerobic diye bir şey vardı. Aerobic sınıfları, dersleri bilmem ne. Ama aerobic, anaerobic mesela bakteriler falan Normalde oksijenli demek. Yani aslında oksijen almanızı sağlayan yani sizin hızlı solumanıza sebep olan ter atmanıza sebep olan hareketler demek. Aerobic exercise. Mesela ip atlama, zıplama, koşma. Aerobic exercise terleyip hızlı soluk almanızı sağlayan, hızlı yürüme de buna dahil, koşturma da dahil, hepsi işte. Bu tür çalışmalar can relieve mild depression and anxiety. Mild o wild, bu mild orta halli ılımlı orta hamle. Orta vaziyetteki depresyon ve anksiyete, endişe hastalığını relieve edebilmektedir. Rahatlatmakta, hafifletebilmektedir. As burada because it yani aerobic exercise promotes health and energy. Ha, sağlık ve enerjiyi destekleyip artırmaktadır. İçin artırdığı için. Sound minds reside in sound bodies. Hadi bakalım. Kemal Atatürk. Sound ses demek ama sağlam anlamı da var, katışıksız. Mesela sound sleep dediğiniz zaman sağlam bir uyku demek. Burada da sağlam akıllar, kafalar. Reside, resident, residence konaklar, yaşar. In sound bodies reside mekan tutma, yaşama, ev kurma. Bunların hepsi kabul sağlam vücutlarda bulunur, yaşar. Of your doves, couch potatoes. Couch potato, bunu anlatmıştım, göstermiştim. Couch neydi? Kanepe. Kanepe veyahut da koltuk patatesi yani habire yatıp karpuz gibi şey büyüten insan demek. Couch potato. Of your daf diyor. dafta da ha bu. Kabalarınızdan kalkın bakayım diyor. Yani Kaldırın kıçınızı diyor. Affedersiniz. Of your duff. Six. Give your body the sleep it wants. Verin vücudunuza uykuyu istediği. O zaman istediği uykuyu vücudunuza verin. Happy people live active vigorous lives yet reserve time for renewing sleep and solitude. Mutlu insanlar yaşarlar aktif, vigorous, çok güzel canlı hareketli zinde yaşamlar yaşarlar. Ve fakat bununla birlikte reserve yani şuradaki happy people reserve time for renewing sleep and solitude. Çok güzel zaman ayırırlar, rezerve ederler. Aynen öyle. Reserve water reserves mesela ne demek? Su rezervleri. Aynen Türkçe'de geçmiş depoları gibi yani geride kalanlar anlamında. Ama burada reserve bir kenara koymak, ayırmak. Hani rezerve derken de masayı size ayırıyorlar. Aynı şey. Bu da zaman ayırırlar. Niçin? For renewing sleep and solitude. New yeni, renew fiil. Yenilemek. Mesela arabayı yenilemek. İşte atıyorum. E... <laughs> evet. Anladınız siz onu. Geri geri alıyorum. <laughs> Dayak var sonunda. Evet. <laughs> Güzel. Herkesin aynı sayfada olması. <laughs> Veya aynı frekansta olması. Common sense. Bravo. Evet. Renew yenileme. Ama burada renewing yenileyici. Canlandırıcı dolayısıyla. Hatta anti aging kremlere bakın. Renewal bilmem ne diye yazmaya başladılar son 3-5 senedir. Yenileyici, tazelendirici, uyku ve solitude için için zaman ayırırlar. Bu solitude internetimiz olsaydı size Superman'le gösterirdim. Fort of Solitude. Yok. Fort kale demek. Fort of Solitude da Superman'in kalesi. Yok mu Superman çizgi filmi veya çizgi romanı okuyan? Superman e, yalnız kalmak istediğinde nereye gidiyordu? Ha, kripton Krypton değil de kristallerden oluşan kalesine çekiliyordu. Onun ismi İngilizce'de Fort of Solitude. Solitude, yalnızlık demek. Tek başına olma. Ama bu isteyerek yapılan bir şeydir. Solitude. İnziva gibi bir şeydir. Evet. Demek ki yenileyici uyku ve yalnızlık. Bir odaya çekilip kendinizi dinleme anlamında bir şey yapmak için zaman ayırırlar. Yani aktif ve canlı heyecanlı bir yaşam sürmekle birlikte bunu da yapıyorlar. Many people suffer from a sleep death with resulting fatigue, diminished alertness and gloomy moods. Birçok insan suffer from, muzdariptir. Neyden? A sleep, that. Uyku, that. Bu B çok vurgulanmaz, that. Hayır, hayır. Parayla alakası vardır normalde. Borç demek. Uyku borcu ne oluyor? Uykudan alıyorsun, 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 geri vermiyorsun. Çok az uyuyorsun. Dolayısıyla uykuya borcun var. With resulting fatigue sonuçlanan, bundan sonuçlanan, kaynaklanan fetik, ha, tükenmişlik hali, aşırı yorgunluk hali, diminished alertness, diminish, azalmış, gittikçe yok olmaya doğru azalmış olan uyanıklık, farkındalık, alert dediğiniz zaman hani böyle gözler fıldır fıldır, atikten ziyade ama dikkatli olma, uyanık olma durumu. Bu azalmış vaziyette ama hani dikkat dağınıklığı gibi bir şey buradaki kastı. Ve gloomy moods. Nasıl bir ruh hali? Gloomy. Bravo. Kasvetli, her şey böyle karanlıkmış gibi gelen, iç karartıcı bir durum hisseden bir ruh hali. Benim olasınız değil mi? Bitiriyoruz bunu. Tamam. Seven. Give priority to close relationships. Yakın ilişkilere öncelik verin. Intimate friendships with those who care deeply about you can help you weather difficult times. Intimate Çok güzel. Samimi, içten. Samimi dostluklar. Friendship doğru arkadaşlık, yanlış değil. Ama İngilizcede friend bizdeki hem arkadaşın hem dostun karşılığıdır. Dolayısıyla samimi dostluklar. With those who care deeply about you. Sizin hakkınızda derinden Çok güzel. önem veren kişilerle yapılan samimi dostluklar help you, pardon, can help you, değil mi? You can help you gibi bir şey olmuş. Burası buraya, burası buraya ait. Can help you, size yardımcı olabilir. Ne yapmanıza? Help somebody do something, weather difficult times. Havayı ne yapacağız? Weather. Değil. Hayır. Ben almadım. Zor zamanları ne yapmanıza yardımcı olabilir? atlatmak. Aynen. Hava, bildiğiniz hava, işte fırtınalı, yağmurlu bilme, ne dediğiniz hava, fiil olarak bir şeyi zor, kötü, istemeyen bir şey atlatmak. Yani. Buna ben 40 yıllık kami oldu yani diyorum. Daha öncesinde derste geçmedi mi? Diğer sınıfta geçti o zaman. Daha ya geçen hafta veya bu hafta aynı kelime diğer derste geçti. Onlarda farklı bir metin takip ediyorum. Siz de farklı takip ediyorum. Aynı kelime orada da geçti. Sizinki daha zor. Ama e, bu hafta onları da zor metinlere geçirdim. Onlar sizden biraz daha arkadaydı ama sınava az kaldı. Onları da biraz daha hızlandırmam lazım. Er bebek gül bebek bir yere kadar. Evet. Demek ki zor zamanları atlatmanıza sizin atlatmanıza yardımcı olabilir. Sizin hakkınızda derinden önem veren kişilerle yakın dostluklar veya samimi dostluklar. Confiding is good for soul and body. Confide. D'den sonra E var. Confide. Confide. Çok güzel. To confide. Pardon. In somebody. Bu şekilde kullanılır. Birisine, birisine sırlarını açmak demek. Confide in. Birisine bu benim confidanım derseniz. Confidanım. Sırdaşım demek. Evet. Confiding. Birisine sırrınızı açmak is good for soul and body. Ruh ve vücut için iyi bir şeydir. Resolve to nurture your closest relationships by not taking your loved ones for granted, by displaying to them the sort of kindness you display to others, by affirming them, by playing together and sharing together. Emir kipinde bir ifade. Şöyle yapın, ne yapın? Resolve evet normalde çözmek, çözdürmek demek. Resolution ve solution gibi sanki. Mesela işte x miktarda kimyasalı şurada resolve ettik, çözdük. Ama bunu daha önce anlattım hatırlıyorum. Yıl başında bu sene şunlar 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 yapacağım diye resolution'ları vardır Avrupalıların ve Amerikalıların. Kesin niyet demek resolve. Kesin karar almak, niyet vermek. Niyet vermek olur mu? Niyet etmek. Arkasından gördüğünüz gibi to artı verb 1 geliyor. Bir şey yapmaya kesin karar vermek resolve kesin karar vermek. Resolution olursa da kesin karar. Not alın kendinize isterseniz New Year Resolutions diye yazın. Orada listeleri göreceksiniz. Şu şekilde resolutions. Evet. Resolve to nurture your closest relationships. En yakın dostluklarınızı veya dostluğunuzu nurture etmeye niyetlenin nurture beslemek, bakımını yapmak. Nature or nurture diye sorarlar. Nature doğa demek ama human nature dediğiniz zaman insan doğası, insanın yapısı yani yaratılıştan gelen şey demek. Dolayısıyla nature aslında genetik demektir. Nurture ise besleme demek. Besleyince bir çocuk veya bir bitki ne olur? büyür. Dolayısıyla nurture da büyütme demek. Besleme, büyütme. Dolayısıyla ha çok güzel. Mesela ahlak, mesela işte davranışlar, mesela karakter. Bu insanın doğası gereği olan bir şey mi yoksa kültürle, büyütme ortamıyla olan bir şey midir mesela? Bunu tartışırken nature or nurture diye hani ikisi de şu sonlara çırçırla bir öne bitiyor ya. Benzediği için öyle bir şey bulmuşlar. Nature or nurture to nurture beslemek, geliştirmek, büyütmek. Evet, en yakın dostluğunuzu, pardon, ilişkinizi, en yakın ilişkinizi besleyip büyütmeye kesin karar verin. Ne yapmak suretiyle? By not taking your loved ones for granted. Bu bir deyim, ifade şekli arkadaşlar, bir kalıp. Somebody veya something, birisini veya bir şeyi take for granted. Normal, sıradan, tabi görmek, önem vermemek. Mesela eşiniz güzel bir yemek yapmış. Tabi yapacak canım, Allah Allah, görevi yani. Veya da işte çocuk takdirname almış, gelmiş. Eşek herif o kadar hoca tuttuk, tabi ki alacak. Aferin oğlum demek varken, normal görüp, sıradan görüp, önemsememek. Veya we take our Parents, anne babamızı take for granted. We take them for granted. Normal hep ordalarmış gibi görürüz değil mi? Until they are gone. Gidinceye kadar. İnşallah kimsenin yarasına dokunmamışımdır. Evet. By not taking your loved ones. İşte şuradaki somebody'nin yerine ne gelmiş burada? Your loved ones. Sevdiklerinizi demek bu. Sevdiklerinizi, sevdiğiniz kişileri take for granted etmemek suretiyle onları normal görme, efendim, önemsememek suretiyle, da, bu da tersini söylediği için önemsemek suretiyle, hani en yakın ilişkinizi besleyin, büyütün. Devam ediyor. By displaying to them, onlara göstermek, sergilemek suretiyle neyi? The sort of kindness you display to others. Şurada which düşmüş. Kindness, kibarlık, başka? Kibarlıktan daha güzel bir şey değil. Kind tek başına çeşit. Şuradaki sort da çeşittir. Ama bir insana kind diyorsun sadece kibar değil, nazik, efendim merhamet de vardır kind'ın içerisinde. Dolayısıyla you display to others. Şurada which düşmüş dediğim gibi. Sizin başkalarına gösterdiğiniz tipte çeşitte bir nezaket, kibarlığı onlara göstermek suretiyle. By affirming them, onları affirm etmek suretiyle desteklemek, hı hı. onları desteklemek, yaptıkları şeyleri onaylamak, tabi doğru yaptıkları şeyleri suretiyle. By playing together, birlikte oynamak suretiyle çocuğunuz, eşiniz, arkadaşınız. Sharing together. Ha, birlikte paylaşma. Herhangi bir deneyim burada. Hani ekmeği paylaşma da olabilir. Ne bileyim, bir geziyi paylaşma da olabilir. İşte şunları, şunları, şunları yapmak suretiyle, burada hani şurada yapmamak suretiyle en yakın ilişkinizi beslemeye kesin niyet edin, kesin karar verin. To rejuvenate your affections, resolve in such ways to act lovingly. Bu da rejuvenate de yine son zamanlarda kremleri şundan bundan üzerine geçmeye başladı. Çok güzel. Juvenile nedir? Juvenile. Juvenil. Genç. Böyle biraz daha çocuğumsu aslında. Rejuvenate, yenilemek, gençleştirmek. Burada da affection, şöyle effect olsaydı etkilemek olacaktı. Ama affection değil. Affection apayrı bir kelime. Fena olmadı aslında. Sevgi merhamet demek. Affection. Bir insanı affectionate diye tanımlıyorsanız sevgi dolu, merhamet dolu bir insan demek. Şu şekilde. Affectionate. To be ile kullanılır. sevginizi, sevgilerinizi, merhametinizi vesaire yenilemek için resolve in such ways to act lovingly sevgi dolu bir şekilde hareket etmek için böylesi şekillere, böylesi yollara işte kesin karar verin. Yani şunları 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 yapma böylesi yollara, yöntemlere, metotlara kesin karar verin.